Merhabalar. Bu derste Revit V-Ray derslerine giriş yaparak Revit'te V-Ray'in arayüzüne bakacağız. İlk olarak V-Ray'in ne olduğundan kısaca söz edersek, V-Ray, 3D grafik uygulamaları için gerçekçi görselleştirme yapan Chaos Group tarafından geliştirilmiş bir render motorudur. Günümüzde V-Ray, mimariden film sektörüne kadar birçok alanda popüler bir render motoru olarak kullanılmaktadır. Teknik olarak V-Ray, gerçek yaşamdaki ışığın dağılımını malzemenin içinden geçişini, renk değiştirmesini, gerçek yaşamdaki fizik kurallarıyla bağdaşlaştırarak hızlı, etkili ve doğru sonuçlar üretir. Revit'te ise v mimari görselleştirme yapan, Revit içerisinde çalışan aslında diğer programlardaki gibi bir eklentidir. V-Ray'i Kaos grubun web sitesinden lisans satın alarak ya da bir aylık deneme sürümüyle indirip yükleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak Revit'te üzerinde çalışmak istediğimiz projeyi açalım. Projeyi açtıktan sonra sol alt tarafta bulunan Project Browser başlığı altında daha önce hazırladığım 3D görünümlerden kamera sahneleri bulunmakta. Sonraki derslerde kamera sahnelerinin nasıl oluşturulacağını göreceğiz. Şimdilik örnek olarak hazırlamış olduğum sahne 9'u açıyorum. Sahneyi açtıktan sonra v daha önceden yüklediğim için Revit'te varsayılan sekmeleri otomatik olarak eklendiğini görebiliyoruz. Revit'e otomatik olarak eklenen V-Ray sekmesini seçelim. Seçme işlemin ardından birinin ribbon şeridi üzerindeki özelliklerini görebiliyoruz. Henüz lisansı aktifleştirmediğimiz için bu özelliklerin de aktif olmadığını görüyoruz. Lisansı aktifleştirdikten sonra ribbon şeridi üzerindeki vire özelliklerinin aktifleştiğini görebiliyoruz. Bu yüzden Revit'i her kapatıp açtığımızda vire lisansını manuel olarak aktifleştirmemiz gerekiyor. Otomatik olarak lisansın aktifleşmesini istiyorsak ayarlar menüsünden Licensing sekmesi altından Update License on Startup seçeneğini aktifleştirebiliriz. Ribbon şeridine döndüğümüzde buradaki butonların benzer özelliklere göre kategorize edildiklerine dikkat edelim. Mesela render paneline baktığımızda sadece render alma ile ilgili özelliklerin olduğunu görebiliyoruz. Ya da lighting paneli altında sadece ışıkla ilgili özelliklerin olduğuna dikkat edelim. Şimdi ribbon şeridi üzerindeki v panel özelliklerinden kısaca söz edelim. Sonraki derslerde tüm özellikler üzerinde detaylı bir şekilde çalışacağız. Ribbon şeridindeki ilk panel View yani görünüm paneli. Burada render almak istediğimiz 3D görünümleri, yani render almak istediğimiz kamera sahnelerini seçiyoruz. Sonraki panel render paneli. Bu panelde render alma seçeneklerini ve frame buffer yani renderi ön izleyebildiğimiz render çerçeve seçeneklerini görebiliriz. Quality yani kalite paneliyle render kalitesini ayarladığımız seçenekler bulunmakta. Hemen yanındaki resolution paneliyle çözünürlük ve render boyutu gibi özellikleri ayarlayabiliriz. Lighting paneliyle doğal ve yapay render ışıklarını ayarlayabiliriz. Assets ile malzeme oluşturma, malzeme atama ve V-Ray kütüphane gibi özellikler bulunmakta. Benzer şekilde kamera panelinde kamera ayarları bulunmakta. Settings paneliyle V-Ray ayarlarını yapabiliriz. Ve son olarak Help yardım paneliyle V-Ray lisans ayarlarını ve yardım bilgilerini bulabiliriz. Bu derste Revit ile v giriş yaparak Revit'te v arayüzüne baktık. Sonraki derslerde görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.